Evet, Motomer'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta biraz sırtlık konusuna değinmek istedim. Buna dikkat çekmek istedim. Birçoğumuz biliyorsunuz kasta ya da montta çok iyi ürünler alıyor, iyi paralar veriyor. Ancak iş eldiven, dizlik ya da bu tarz ürünlere geldiğinde, sırtlık, bellik gibi ürünlere geldiğinde çoğu arkadaş kullanmıyor ya da ucuz ürünler kullanmayı tercih ediyor. Ben işte alternatif bir şey sunmaya çalışacağım size bu hafta. Şimdi normalde sırt korumalar, ki araştırmalarımda benim daha önceden, ki benim de eskiden kullandığım işte bir ürün, motorculardan işte 100 lira, 120 liraya aldığım bir ürün. Zaten çok da kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Bir süre sonra dağıldı zaten onlar. Sonra işte araştırmalara girdiğimde biliyorsunuz 16.01 ve 16.02'de korumalar var. Bu 16.02 daha iyi bir koruma, daha zor testlerden geçiyor. Sonra araştırmalarımda işte gidiyorum, markalara bakıyorum. Hani böyle Çin'den böyle ithal edip kendi etiketlerine basan markalardan almak istemiyorum, açık konuşayım. Ama diğer markalara gittiğimde işte böyle Revit gibi, Dynis gibi, Alpinstar gibi markalara gittiğimizde inanılmaz fiyatlar görüyoruz. Çok yüksek yani fiyatları. Ben bu hafta size Decathlon'dan aldım. Bir ürünü tanıtacağım. Şimdi 16.02 koruma arkadaşlar. Şimdi Decathlon mağazası biliyorsunuz bir işte spor mağazası. Spor üzerine bütün araçları, gereçleri satıyor. Motosiklet haricinde. Motosiklet reyanı yok onların. Şimdi bu ürün de normalde birincilik reyanında satıyorlar. Şimdi ben onu mesela almadan önce firmaya mail attım. Oradaki yetkiliyle görüştüm. Şimdi yani dedim ki yani bu birincilik bölümde satılıyor. Yani motosiklet için uygun mu? Şimdi 16.02 koruma aldığını ve onun o korumaların standart olduğunu, şimdi motosiklet ya da ekstrem sporlarda, tüm sporlar dalanlarında kullanabileceğini söyledi bana. Sonradan yurt dışındaki forumlara baktığımda da yurt dışında çok yaygın bir ürünü olduğunu gördüm, uygun fiyat yüzünden. Yani Ocak 2018 fiyatı 129 lira arkadaşlar. Ve 16.02 korumalı. Şimdi bu ürünü neden kullanmalıyız? Özellikle mesela motokurye arkadaşlara sesleniyorum. Onlar da mutlaka kullansınlar. Çünkü onlar çok fazla motora biniyorlar. Şimdi arkadaşlar sırt bölgesinden aldığımız darbede biliyorsunuz hani felçlere kadar giden şeyler olabiliyor. Hani bunu engellemek adına kullanıyoruz. Ve özellikle uzun yola giden arkadaşlar mutlaka bunu ne yapmalı, kullanmalı diye düşünüyorum. Şimdi bunu normalde ne yapıyoruz? Üstümüze giyiyoruz. Hatta ben gene giyeyim, göstereyim size. Şu şekilde giyiyoruz. Buna böyle çaprazla bağlayabilirsiniz. Ondan sonra işte bunun kemer kısmı var. Kemer kısmı bakın böyle cırtlı. Bunu bu şekilde bağlayıp montunuzun normal korumasını çıkarıp içinize giyiyorsunuz. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Ve bu sizin işte kaza anında sırtınızdan aldığınız darbeleri ne yapıyor arkadaşlar? Engelliyor. Ki açık konuşuyorum. Yani benim herhangi bir bağlantım yok. Siz de biliyorsunuz. Hani piyasada satılan birçok üründen ben çok çok daha kaliteli olduğunu iddia ediyorum. Yani görürsünüz. Yani o şey yanıltmasın sizi. İşte binicilik bölümünde satılıyor. Bir motosiklet için uygun değildir filan. Bence uygun. Çünkü gerçekten elinize aldığınızda yani bu korumaların çok sağlam olduğunu en azından muadillerine karşılaştırın. Yani piyasadaki öyle 120 lira satılan ürünlerden çok çok daha kaliteli olduğunu ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Yani uygun fiyatıyla işte alternatif bir ürün bence. Bazen böyle piyasada bizim için böyle uygun şeyler satılabiliyor. Mesela ben işte yine termal içliklerimi falan işte ki üzerindeki aynı şeyi Decathlon'dan alıyorum mesela. Yani benzer şeyler bulabilirsiniz. Hani termal içlikler, şunlar, termal çoraplar. O tarz şeyleri mesela motosiklet mağazaları maalesef gittiğimizde çok fahiş fiyatlar istiyorlar. Ki daha önce söylemiştim. Pazarda bile arkadaşlar satılan termal içlikler iş yarıyor. Ki 10 liraya 12 liraya satıyorlar. Onu söyleyeyim. Ona da gidebilirsiniz. Yani alternatif bir ürün olarak ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, sorularınız için motomani35@hotmail.com adresine kullanabilir ya da videoların altına yorum yazabilirsiniz. Abone olup destek versin. Şimdiden teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Saygılar.